zeka ve hayal gücünden yeterince faydalanılmayan bir yerde Koç Arslan'la sigortada ne yapayım dedim. Efendim odaydı, maaştı falan. Bunların benim gözümde bir kıymeti yok. Maksat dünya medeniyetine katkıda bulunmak dedim. Yapma ya. İşte aman zaman gitme. Bize senin gibi kalifiye eleman lazım. Senin vizyonun bize yeter. Sacit falan dediler, ben hiç dinlemeden ayrıldım. Ya Osman seni kovmuş Sacit. Tazminat alsaydın Sacit. Onlarda bir para var. Ay ye bitmez yani, o kadar çok para var. Şahika sırf zevk uğruna mücevher alıyor biliyor musunuz? Sırf zevk uğruna. Ya ne tazminatı Burhan, ben kovulmadım ki. Şimdi ben ısrar kıyamet ayrılacağım deyince tabii. Osman abi bari dedi hani çalışma arkadaşların motivasyonu bozulmasın. Ben seni çıkarmış olayım falan, yani öyle gelişti o. O zaman ben yanlış anladım Sacit. Şimdi bu arada baba, Osman şöyle bir şey söyledi. Sus artık Aslı. Bir dakika Sacit, kesme. Şimdi Osman'ın şöyle bir arzusu Aslı, var. Aslı, kuyumu kazma. Ya bir dakika Sacit, kesme. Şimdi Osman dedi ki eğer herkes için de... Aslı, intikamım çok acı olur kızım. Ay bir dakika Sacit, kesip durma beni. Seninle alakalı değil, başka bir şey söyleyeceğim ya. Aslı mıdır nedir? Osman dedi ki bu hafta bir akşam size gelmek istiyorum, babanla görüşmek istiyorum. Önemli bir konuda dedi. Aferin. Biz zaten aramızda konuşmuştuk. Bir akşam gelin, tanışalım, konuşalım, anlaşalım demiştik. Hadi hayırlısı bakalım. Hayırlısı, hayırlısı mı? Ay çok şükür Allah'ıma. Gelsin, gelsin. Ay ne yazıldıysa o tebi gelsin. Ay çok şükür bugünleri de gördüm. Allah'ım. Sen nazardan sakma yarabbim ya, nasıl da yakışıyorlar. Mavış bebekleri olur yenge. Ay Aslı, ilk çocuğunuza Burhan ismini koysanız gelin. Durun yahu, kendinizi kaybettiniz hemen. Fal yok, yumurta yok. Aslı ne dedi? Gelip isteyeceğim mi dedi sana? Ay başka niye gelip konuşsun Tahsin'cim? Hemen istemeyecek belki ama yani niyetim ciddi filan demeye gelecek herhalde. Hayır, kız ailesine niye konuşmaya gelinir? Ya hayır, öyle bir evlilik filan öyle bir şey konuşmadık biz ya. Zaten şu anda yani de arkadaş gibi bir şeyiz. Aileden izin almadan senden evlilik konuşur mu bu çocuk ayol? Aa, derli toplu bir adam, yol yordan biliyor. Ay hadi hayırlısı. Ay dur hemen gideyim Terzi Muhalla'yı arayayım telefonla. Niye anne? Affedersin, düğünde ne giyeceğim Aslı? Ha, ne giyeceğim? Aa, kadında sıra vardır. Şimdiden aramak lazım. Ben ne giyeceğim yenge? Ay dur şimdi sen. Aslı'cığım nerede oturacaksınız? Öyle uzaklara falan gitmeyin sakın ha. Ha? Öyle Çengelköy'de yalımalı almayın sakın ha. Yani burada Nişantaşı'nda böyle güzel bir ev bulun. Orada böyle yakın oturun. Ben kızımdan ayrılamam. Ay. Çengelköy'e gitmesin bu kız. Niye gidiyor? Buralardan bir ev alsın o Osman denilen hıyar. Kim ki o? Kim ki o ya, bu kızımızı burada götürüyor ya? Bir yere gitmesiniz, bir yere gitmesiniz, bir yere. Susun be. Aa, delirdiniz mi hepiniz? Kendinize gelin. Herkes dünden razı bakıyorum. Bir gelsin, konuşsun, bir dinleyelim, anlaşalım. Bakalım ben verecek miyim kızı? Ay Tahsin'cim, pırlanta gibi bir adam. Yaptırdıkları okulun kütüphanesine Aslı'nın adını vermişler. Ne asil bir davranış. Ay Allah gönlüme göre verdi. Çok asil birisi. Çok yakışıklı. Çok. Çok kibar. Çok. Her şeyi çok. Ay Osman'a bir maaş kolayım acaba? Ay Burhan. Yazık ya, Aslı'nın şu meymenetsiz suratı bile gülecek sonunda kısmetse yenge. Niye meymenetsiz oluyorum Makbule abla ya? Ah yavrum, ben senin o meymenetsiz suratını bile özleyeceğim. Ya niye götürüyor bu çocuk ya? Niye Çengelköy'e götürüyor bu kızı ya? Çengelköy dünyanın öbür ucu değil mi? Ya Çengelköy nereden çıktı Burhan Bey? Kafayı yediniz hepiniz be. Herkes bir kendine gelsin bakayım. Ya Koç Arslan'ın ailesi önemli bir ailesi. Biz de önemli aileyiz. Aslı, Osman Bey cuma akşamı gelsin bir konuşsun, niyetini anlayalım bakalım. Aman İfo, ikramda kusur etmeyelim. Ne olur hiçbir konuda altta kalmayalım. Şu perdeleri değiştirse miydik, pek eskidiler. Yenge gümüşleri parlatayım değil mi? Gümüş dediğinde aklıma geldi. Ayol gümüş buzkama alacaktık Tahsin, bak almadık, rezil olacağız. Allah Allah, sanki kral geliyor.
Halbuki kral gidiyor. Sacit kral. Hadi eyvallah. Nereye gidiyorsun Sacit? Dükkana. Ay sen dükkan mı açtın? Hadi hayırlısı olsun evladım. Yok senin muhallebiciydi. Sen muhallebiciden ayrıldın ya. Biz oraya başkasını bulacağız. Nasıl yani? Canım ayrıldım yok vazgeçtim çalışacağım olmaz ki. Oyuncak mı bu? Kaç senelik müessese. Sen artık işsizsin. Kusura bakma. İşsiz miyim? Ben şimdi ne yapacağım bütün gün evde? Mahpudiye yengele yardım edeceksin. Ay evet Sacit. Cuma'ya kadar bir sürü hazırlığımız var. Mahpudiye sizin tarafın kapısı çalıyor. Ha tamam yenge. Hiçbir şey diyeceğim. Sacit benim asistanım olsun. Ben onu yetiştireyim ha. Koç be. Asistan derken? Bittin sen Sacit. Ha bu kızı bu Osman Çengelköy'e götürmesin ya. Hiç aklıma yatmıyor benim. Ya da şöyle bir şey yapalım. Yalıda birer kat versin bize. Neşeyle kulerek biz de oturalım orada. Etiyen, cuma akşamı bu konuyu konuşalım. Unutma. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara.